Gusülle ilgili meseleler. Sual. Dört mezhebe göre guslün farzları nelerdir? Cevap. Hanefi mezhebinde 1. Ağzın içini yıkamak. 2. Burnun içini yıkamak. 3. Bedenin her yerini yıkamak. Maliki mezhebinde 1. Niyet. 2. Bedenin her yerini yıkamak. 3. Delk. 4. Muvalat. 5. Saçları hilallemek. Şafii mezhebinde 1. Niyet. 2. Bedenin her yerini yıkamak. Bazı kitaplarda Şafii'de guslün farzı 3'tür deniyor. Bedendeki necaseti temizlemeyi de ekliyorlar. Beden yıkanınca necaset de temizlenmiş olacağı için guslün farzına 2 denmesinin mahsuru olmaz. Hanbeli mezhebinde guslün farzı 1'dir. Bu da bütün vücudu yıkamaktır. Bu guslün rüknüdür. Yani guslün içindeki farzdır. Gusle başlarken niyet etmek ve besmele çekmek de farzdır. Ağzın ve burnun içi bedenin dışı sayıldığı için buraları da yıkamak farzdır. Bunlar da ilave edince guslün farzı 5 oluyor. 1. Niyet etmek. 2. Besmele çekmek. 3. Bedenin her yerini yıkamak. 4. Ağzın içini yıkamak. 5. Burnun içini yıkamak. Gusülde niyet. Sual. Şafii mezhebinde gusülde niyet farzdır. Cünüplükten temizlenmeye de niyet farz mıdır? Mesela bir kimse cuma günü sünnet olduğu için gusletse, sonra cünüp olduğunu hatırlasa, o kimsenin tekrar gusletmesi gerekir mi? Cevap. Evet, gerekir. Maliki de böyledir. Bu iki mezhepten birini gusül, abdest ve namazda taklit edenlerin buna dikkat etmeleri gerekir. Prostat sıvısı ve vedi. Sual. İdrar yaptıktan sonra veya büyük abdestten sonra gelen yapışkan prostat sıvısı ve vedi guslü gerektirir mi? Cevap. Gerektirmez. Eldeki zamk. Sual. Ele bulaşan zamk abdeste ve gusle mani olur mu? Cevap. Kolayca çıkan kısmı temizlenir. Zaruret olduğu için kalanlar abdeste ve gusle mani olmaz. Başka çare olmayınca teyemmüm. Sual. Bulunduğum yerde sıkı disiplin var. Güneş doğana kadar banyo açılmıyor, gusledecek başka yerde yoktur. Teyemmüm ederek namaz kılınabilir mi? Cevap. Tuvalette olsun, gusle imkan bulunmazsa, teyemmüm ederek namaz kılınır. Gusledince iade edilir. Gusülde ayakları yıkamak. Sual. Gusülden sonra ayakları tekrar yıkamak gerekir mi? Cevap. Eğer ayakların altında su toplanıyorsa, çıkarken ayakları tekrar yıkamak gerekir. Su toplanmıyorsa, tekrar yıkanmaz. Müslüman olunca. Sual. Bir gayrimüslim Müslüman olunca gusletmesine gerek var mı? Cevap. Cünüp olduktan sonra yıkanmışsa, Müslüman olduğu için gusletmesi müstehaptır. Cünüp kafir, kir için yıkanmışsa cünüplüğü de kalmaz. Çünkü Hanefi'de gusülde niyet farz değildir. Yıkanmakla gusledilmiş sayılır. Cünüp olduktan sonra yıkanmamışsa Müslüman olunca gusletmesi farzdır. Cünüpken diş doldurtma. Sual. Cünüpken diş dolgusu yaptırmakla abdestli olarak diş dolgusu veya kaplama yaptırmak arasında fark var mıdır? Cevap. Hayır, ikisi arasında gusül yönüyle fark yoktur. Hanefi'de gusülde ağzın içini yıkamak farz olduğu için gusül sahih olmaz. Maliki mezhebinde ağzın içini yıkamak farz olmadığı için diş dolgusu olan Maliki mezhebini taklit ederse guslü sahih olur. Guslederken konuşmak. Sual. Guslederken konuşmak sakıncalı mıdır? Cevap. Guslederken konuşmamak sünnettir. İhtiyaç yokken konuşmamalıdır. Sigaranın bıraktığı tabaka. Sual. Sigaranın dişlerde bıraktığı katran gusle mani midir? Cevap.
sigaranın diş diplerinde meydana getirdiği katran sıvı yağlara dahildir. Gusle mani değildir. Yıkanınca boyası kalırsa kına gibidir. Yine gusle mani değildir. Vesvese edince. Sual. Gusülde ağzını veya başka yerini yıkamayı unutup namaz kılsa, sonra yıkamadığını kesin olarak hatırlasa, sadece orasını yıkayıp farzı tekrar kılar. Yıkadım mı, yıkamadım mı diye şüphe etse ne yapması lazım? Cevap, bu vesvese olur, yıkaması gerekmez. Cünüplük için gusletmek. Sual, hayzın bittiği halde gusletmeden beyimle beraber olduk. Bir müddet sonra yattım. Rüyada ihtilam olmuşum. Yani yıkanmadan önce iki kere daha cünüp oldum. Şimdi kaç kere cünüp olduysam o kadar mı gusletmem gerekir? Cevap. Hayır, kaç kere cünüp olunursa olsun bir kere gusletmek yeterli olur. Namaz vakti çıkmadan hemen gusledilmesi gerekir. Namaz kılmadan vakit çıkarsa namazını kazaya bıraktığı için de ayrıca büyük günah olur. Tuğla eriyinceye kadar. Sual. Livata yapınca veya çingeneyle zina edince tuğla eriyinceye kadar yıkanmak mı gerekir? Cevap. Hayır, öyle bir şey yok. Hurafedir. Livata ve zina büyük günah ise de bir kere gusleden temiz olur. Livata erkeğin erkekle ilişkiye girmesi, zina ise erkekle kadının nikahsız olarak cinsel ilişkide bulunması demektir. Hızma, lens, dişe renkli taş. Sual. Kadınların buruna hızma, göze renkli lens veya dişe renkli taş takmaları zinete girer mi? Gusle mani olur mu? Cevap. Evet, zinete girdiği için sokakta takılması caiz değildir. Lens gusle mani olmaz. Çünkü gözün içini yıkamak farz değildir. Fakat dişe takılan taş gusle manidir. Gusle mani olmaması için Maliki mezhebini taklit etmek gerekir. Hızmalar iki çeşittir. Birincisi, küpe gibi buruna halka olarak takılıyor. Bunlar gevşekse küpe gibi olup gusle mani olmaz. Bir de buruna iğne gibi batırıyorlar. Bunların altına su geçmeyeceği için dört mezhepte de gusle mani olur. Mezhep taklidine de imkan olmadığı için çıkarmaktan başka yolu yoktur. Eğer abdeste ve gusülde çıkarma imkanı varsa abdest ve gusül yönünden problem olmaz. Ama zinet olduğu için takılması caiz olmaz.